Merhabalar dostlar. Bugün başka bir oyun incelemesiyle karşınızdayım. Factorio'dan bahsedeceğiz bugün. Factorio yanlış hatırlamıyorsam 2016 yılında Steam üzerinden satışa çıkmıştı. Vue Software isimli bir şirket tarafından geliştirilip piyasaya sürüldü Factorio o dönemde. Factorio adından da anlaşılabileceği gibi Factory sözcüğünden türetilmiş bir sözcük ve oyuna da isim olarak konulmuş. Factorio'da fabrika bazlı bir oyun, arka plan resminden de gördüğünüz gibi biraz üretim ile ilgili bir oyun. Nasıl bir oyun? Strateji ve survival öğeleri barındıran bir oyun Factorio. Oyunun hikayesi ise bir kaza sonucu paramparça olan bir uzay gemimiz var ve biz bilmediğimiz bir gezegene düşüyoruz. Düştüğümüz gezegende bir fabrikalaşma oluşturarak orada bir kurtulmak amaçlı bir gemi inşa ederek gezegenden kurtulmak üzerine kurulu bir oyun. Bu açıdan biraz Rimworld'u anımsatıyor, ancak Rimworld'de daha fazla survival varken bunda ise bence daha fazla strateji boyutu var. Çünkü Factorio'da bildiğiniz fabrika kuracaksınız. Kuracağınız bu fabrika basit bir düzenek ile oluşturmayacağınız bir fabrika olacak. Çok fazla ayrıntı var, çok fazla detaylı bir üretim ağı kurmanız gerekiyor. Bir yandan da teknoloji araştırması yapacaksınız. Factorio'da ayrıca savaş mekaniği de mevcut. Sadece fabrikalaşma yönünde bir oyun oynamıyorsunuz Factorio'da. Uzaylı yaratıklar tarafından sürekli saldırılara maruz kalabiliyorsunuz. Bunun için de teknoloji geliştirme ağacından savunmaya yönelik, askeri, military geliştirmeleri yönelik araştırmalar yapmanız gerekiyor. Şimdilik bu kadar bahsedeyim. Factorio'dan bir ön bilgi olarak hemen play diyerek new game diyelim. Oyunun da bir miktar göstermiş olalım. Gördüğünüz gibi basic setting, yani temel ayarlar bölümünde default, zengin kaynaklar, maraton, tehlikeli, ölüm dünyası ve rail world, yani ray dünyası isminde çeşitli temel ayarlar bulunuyor. Resource settings ise kaynak ayarları, su, demir, bakır, taş ve kömür, uranyum, benzin, daha doğrusu petrol, düşman base'leri gibi ayarlar gördüğünüz gibi. Burada bunların büyüklükleri, burada da zenginlikler. Very low damage frequency, yani sıklık. Burası sıklıktan bahsediyor. İleri ayarlarda ise çok daha ince ayarlar yapabiliyorsunuz. Ne diyelim? Default diyelim. Default bir başlayalım. Generate diyelim. Haritamız oluşturulsun. Gördüğünüz gibi oyun başladı. Oyunda karakterimizi yönlendirerek hayatta kalmaya çalışacağız. Şurada demir, gördüğünüz gibi demir madenleri mevcut. Üste şu bölgede yeşille işaretli olanlar uranyum. Aşağıda ise taş var, yanlış görmediysem. Evet, burada da taş madeni bulunuyor. Bakır biraz uzak. Evet, bakır biraz uzak kalmış bize. Başka bir yer bulabiliriz, başka bir yer araştırabiliriz. Ancak şimdilik hem oyunu göstermek adına hem de nasıl bir gameplay'e ait olduğunu aktarabilmek adına basit bir başlayalım diyelim. Vazgeçilmez kaynaklardan bir tanesi ilk baş için wood. Ama burada kömür de yok. Kömür aşağı tarafta var. Kömüre de ihtiyacımız var. Suya da ihtiyacımız var. Neden ihtiyacımız var suya? Çünkü steam, yani buhar enerjisiyle elektrik üreteceğiz. Bu elektriğe de ihtiyacımız var. Çoğu oyuncunun da ilk başta buhar makinesini, buhar motorunu çalıştırmada sıkıntı yaşadığını biliyorum. Onu da göstermiş oluruz bu vesileyle. Bir miktar odun toplayalım. Çünkü kullanacağımız driller, yani
kazma makinalarını yanıcı bir yakıt kullanarak çalıştırmamız gerekiyor. Aynı zamanda bunları fırınlarda or haline dönüştürmek için ağaç veya kömüre ihtiyacımız var. Şimdi bu konum iyi gibi görüyorum çünkü gördüğüm kadarıyla burada kömür var. Alabildiğinle kömür bulunuyor. Aşağıda yine kötü oldu bu. Çok yakın değil kaynaklar ama. Yine de daha uygun bir yer bulmak için bakır var. Demirden yana sıkıntı yaşayacağız gibi duruyor ancak deneme oyunu olduğu için yine biz başlayalım. En çok ihtiyacımız iron'a oluyor. Yani demire. Ürettiğimiz her şey demir temelli. Bakıra da çok fazla ihtiyacımız olacak. O nedenle öncelikle şu bölgeye şuradaki ağacı kaldırayım. Önce. Çok ağır şu an ağaç kesiyor. Üstümde var mıydı bilmiyorum. Üstümde demirle mi başlıyordum? Eğer üstümde demirle başlıyorsam evet başlıyorum. Şöyle göstereyim size. E ile üretim menüsüne giriyorsunuz E tuşuna basarak. Iron Axe yaptığınızda göreceksiniz şimdi. Hem maden kazmayı elle de kazabiliyoruz madeni. Hem de ağaç kesimini bakın şimdi daha hızlı gerçekleştireceğiz. Daha hızlı bir şekilde ağaçları kesiyoruz. Elle de maden kazabiliyoruz ancak ben size şu şekilde buraya bir inventory'mde başladığım eşyaların arasında bir tanesi Burner Mining Drill, bir tanesi de Stone Surface. Bu kazma işlemini gerçekleştiriyor. Bu ise iron ore'ları ingota çeviriyor. Kazmaya başladı. İçine gördüğünüz gibi yakıt olarak tahta koydum. Bunun da bunları ore'a çevirebilmesi için şu an için tahtaya ihtiyacı var. Gece oldu. Gördüğünüz gibi fenerini de açtı karakterimiz. Ben bu arada biraz daha ağaç keseyim. Hem bu bölgeyi biraz daha açmak için hem de ağaç ihtiyacımızı karşılamak için. Factorio çok geniş, çok detaylı, çok hoş bir oyun ve çalışmak için de yüksek sistemler istemiyor gördüğünüz gibi. Yüksek grafik kartları, yüksek işlemciler istemeyen bir oyun. Çok da detaylı, gayet hoş, küçük bir oyun. Biz bir yandan kazma işlemine devam edelim. Kazma diyorum, ağaç kesme. Eski videolarıma bakıyorum, çoğunda saçma sapan dil sürçmeleri yaşamışım. Demek ki bazen düşünmeden konuşuyorum. Buradan bir üretim kanalıyla, üretim bandıyla demirleri buraya taşırız. Yakma işlemini de burada yaparız. Aşağı ineyim ya da durun inmeyeyim. Kömür de lazım ama ben buraya bir driller daha mı koysam? Taş da lazım bunun için. Driller yapabilmem için Burner Mining Drill bir adet Stone Furnace'a ihtiyacım var. Stone Furnace yani fırın, taş fırın yapabilmem için de tabii ki taşa ihtiyacım var. Taşı da başlangıçta çok fazla zorluyor gibi görünüyor size. Taşı da buradan elimle kazıyım artık. Hatta bir miktar fazla kazıyım ki az sonra göreceksiniz. Elektrik üretmek için gerekli olan suyu buhara çeviren heater yapmak için autosave aldı bu arada. Ona ihtiyacım var. Taşa ihtiyacım var. Bir miktar daha yapalım. Şu an için 20 adet yeter diye düşünüyorum. Bir burning mine drill daha yapabilirim. Yaptım. Hemen buraya yerleştireyim.
Bir stone furnace daha yapayım şimdilik. Onu da buraya yerleştireyim. Buraya da bir miktar koyalım. Hatta şöyle koyayım. Gördüğünüz gibi bize iron plate ingot demiştim az önce. Kusuruma bakmayın. Iron plate olarak geri dönüş yapıyor iron ore'lar. Şu bölgeyi kullanacağım yerleşmek için. Kömür madenlerinin yanını ve gayet de düz bir yer. Bakalım yapabiliyor muyum? Evet, steam engine yapabiliyorum. Heater yapabiliyorum. Bir de water pump yapmam lazım. Bunun için de bakıra ihtiyacım var. Şansımıza harita biraz seyrek çıktı. Madenler arası mesafe. Şurada var. Şurası daha yakın. Şurada küçük bir bakır madeni var. Buna da bir tane stone furnace yapalım. Buna da bir tane drill yapalım. Tekrar bir yapacağım. Çünkü stone furnace'ı kullanıyor yapma aşamasında. Hemen seni buraya yerleştirelim. Hatta yerleştirmeden önce şöyle de bir göstereyim. Bire basarak elime aldığım zaman görüyorsunuz sağ tarafta ne kadar yoğunlukta kaynak olduğunu. Burada 2.2K, burada da 2.2K. Ancak bir sola aldığımda şu kare boş olduğu için 1.6K'ya düşüyor. Bu şekilde yerleştirelim. Bunu da bu şekilde yerleştireyim. Odunların hepsini demire yönlendirmiştim. Yukarıdaki demir madeni kazan makinalara ve taş ocaklarına, taş fırınlarına. Bakır ihtiyacımızı karşılamak için de bir an önce burada kazılara başlayalım. Elektrik enerjisine geçtiğim zaman elektrikle çalışan kazıcılar yapacağım. Biraz dağınık yerleşiyoruz ancak şu an için mecburum bu konuda. Kaynaklar bu şekilde çıktı. Fazla da gezmek istemiyorum. Yol üstünde yaratıklarla karşılaşabiliriz. Ov çıkara dursun. Gidip şimdi elimle topluyorum. Ancak biraz ilerlediğimizde, biraz teknoloji olarak ilerlediğimizde, gerçi ilk başta fazla teknolojiye de gerek duymuyor. Üretim bantları koyuyorsunuz. Çıkarılan ürünleri merkezinize taşıyabilirsiniz. Bir base oluşturursanız oraya üretim bantları yoluyla taşıyabilirsiniz. Yakıt bittiği için kazma işlemini bırakmış. Bunlarda yeteri kadar odun var. Bir süre daha iş görürler. Dört tane daha kazma yapayım çünkü gördüğünüz gibi bitmek üzere. Gücü mü dersiniz artık, durability'si mi dersiniz? Bir adet offshore water pump yapalım. Bu denizden suyu çekmeye yarıyor arkadaşlar. Bunun için tabi stone furnace, taşa ihtiyacım var. Pump yapıldı. Su pompası. Su pompası duruyor. Şu an inventory'mde. Bir miktar daha taş çıkarayım. Heater için gerekli. Yani su ısıtıcısı için gerekli. Boiler, pardon. Heater diyorum. İsimlerini de hep yanlış söyledim ama. Bir adet boiler yapıyoruz şimdi. Boiler yaptıktan sonra da bir tane steam engine yapalım. O da buharı elektrik enerjisine çeviren motor. Gizli pompa kullanmayı seviyorum ancak şimdilik 3 adet boruyla, gizli pompa dedim, gizli boru kullanmayı seviyorum ancak şimdilik 3 adet düz boruyla, gizli pompanın da mantığını söylerim size, yerin altından gönderiyorsunuz, mantığı bundan ibaret. Su pompamızı yerleştiriyoruz suya, ardından borularla gördüğünüz gibi suyu taşıdık. Şimdi bir boiler'a ihtiyacımız var. Yani su kaynatıcısı diyeyim ben size. Ardından steam engine'imizi boiler'ın ucuna bağladığımız zaman
elektrik üretmiyor haliyle. Biraz daha kaynak toplayayım. Biraz da direkt yaparak. Çalışma bölgemize, base kuracağım bölgeye doğru elektriğimizi verelim. Şimdi ben buraya bir miktar tahta koyacağım. Kaynatmaya başladı. Ancak gördüğünüz gibi elektrik üretmiyor olarak gösteriyor. Birçok arkadaş bu konuda sıkıntı yaşıyorlar. Neden benim steam engine'im elektrik üretmiyor diye. Üretmiyor değil, elektriği dağıtacak bir yeri olmadığı için üretmiyor şeklinde görünüyor. Önce şuraya bir adet direk koyuyorum. Bu arada elektrik direği yaptım. Elektriği direkler vasıtasıyla taşıyoruz. Görmüş olduğunuz bu mavi kare hale içerisinde kalan elektrikli eşyalar bu şekilde çalışıyorlar. Buranın içerisine koyduğunuz sürece. Birkaç tane daha yapayım. Hala çalışmıyor görünüyor. Çünkü herhangi bir elektrikli alete bağlamadım henüz. Steam Engine'i. Bakayım şurada göstereyim. Yeteri kadar şeyim yok. Siz söyleyin adını. Bakırım yok. Hemen gideyim şuradan bir miktar bakır toplayayım. En azından temel olarak oyundan da bahsetmiş olduk. Bu lab. Lab'de araştırma yapıyoruz. Elektriğe ihtiyacı var diye biliyorum. Üretimi biraz sürecek. Üretim için yapması gereken eşyaları otomatik olarak kendisi yapıyor. Evet bitti. Lab'i buraya şu şekilde koyuyorum. Direkt teknoloji geliştirmeye başlıyoruz. Otomasyon ilk teknolojimiz 10 adet Science Pack 1 istiyor. Science Pack'i de biz üreteceğiz. Demir ve bakır kullanarak üretiyoruz. Research diyorum. Şu an research işlemine başlamadı. Ancak motorun, steam engine'imizin, buhar motorumuzun üstündeki elektrik vermiyor yazısı gördüğünüz gibi gitti. Bu araştırma için ne lazımdı? T tuşuna basarak araştırma menüsünü açabilirsiniz. Science Pack 1. Science Pack 1'i E'ye basarak inventory'ime ve üretim crafting menüsüne girdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu menüden yapabiliyoruz. Bir tane Science Pack, bir Copper Plate, bir Iron Gear Wheel istiyor. Bizden 10 adet istemişti yanlış hatırlamıyorsam. 10 adet istediğimiz zaman çat diye hemen teknolojiyi geliştirmeyecek. Tabii ki teknoloji geliştirmek için de belli bir süresi var. Bu üretimini yaparken biz de yukarıya koyduğumuz demir kazıcılarımızdan ve fırınlarımızdan iron plate'lerimizi alalım. Tabii gördükçe de ağaçları kesmeye çalışıyorum. Kaynağı kalmamış. Devam etsin kazmaya. Bunun var. Bir miktar daha ekleyelim. Sağ klik yaparak yarı yarıya üleştiriyorum kendimce. Bunun hala var. O nedenle bunların hepsini oraya koyayım. On adet üretmişiz bu arada. Hemen yaklaşıyorum buraya. Buraya bıraktığım an automation teknolojisini geliştirmeye başlayacak laboratuvarımız. O teknoloji üretmeye başladığında motorumuz da harıl hurul çalışmaya başladı gördüğünüz gibi. Faktörü çok detaylı söylemiştim. Bir oyun serisi, gameplay serisi yaparsak daha detaylı görmüş oluruz. Ancak şimdilik bu şekilde faktörüyü incelemiş olalım. Daha çok fazla detay var. Dediğim gibi burada çıkarttığımız maden çıkartma makinalarımızı elektrikle çalışan maden makinaları yapabiliyoruz. O nedenle içine yakıt koymamız gerekmiyor. Üretim bantlarıyla çıkarttığımız madenleri taşıyabiliyoruz. Taşıdığımız yerde üretim kollarıyla, şurada göstereyim. Inserter denilen kollarla veya işte burner inserter denilen kollarla alıp kutulara koyabiliyoruz, saklayabiliyoruz veya yine bu şekilde fırınların içerisine o kollar vasıtasıyla atıp iron veya copper plate yapabiliyoruz.
Dediğim gibi çok detaylı bir tanıtım videosuna sığacağını zannetmiyorum bunca detayın. Çok fazla da uzatıp başınızı şişirmek istemiyorum. Factorio'yu hafiften bir inceledik. Birazcık da oynadık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.